Ki yani Galatasaray zirvede 31 puanda arada 26 puanlı Fenerbahçe, 25 puanlı Samsun Spor, 22 puanlı Eyüp Spor. Yani birden fazla takım oldu şimdi arada. E, 4 takım birden var. Bu da yakalanması gereken 4 takım olduğu anlamına geliyor. Elbette Galatasaray ve Fenerbahçe orada e, yukarıda e, ezeli rakipler ama Samsun Spor'un da bu sezon... E, ligin flaş takımı olduğu gerçeğine göz ardı etmeyelim. E, Eyüp Spor'da yeni olmasına rağmen ayağı sağlam basıyor. Bugün kaybeden Samsun, Galatasaray karşısında kaybeden Samsun'u düşün 3 gibi bitti. Sonuçta iki tane de gol attı penaltıdan da olsa. Siz eksik maçınızı tamamlayıp gelseniz... Fenerbahçe 4. Buna... gole gidiyor. E, Alan sen maksimen skoru 4-0 yaptı. Fenerbahçe'de 90 artı 4. Sen Maksimen'le farkı dörde taşıdı. Sarı lacivertli takım. Savunma güvenliğinin uzaklaştığı bölümdü. Sivas Spor'un net global Sivas Spor bir gol için yüklendi. Çok adamla gitti. Bir kontra topla. Alen San Maksimen zaten en sevdiği pozisyonlar bunlar. Ee, rakip ceza, rakip yarı sahada tek başına kaldı. Şimdi e, köşe vuruşunda Demir e, Net Global Sivas Spor köşe vuruşu kullanırken top kaybetti. O top kaybı Şimanski'den e, sol tarafa doğru sen Maximen soldan girip sol ayağıyla sağ köşeye doğru yerden net bir gol vuruşu yaptı. O da bugün e, kendi standartının üzerinde e, daha az top kaybı yaparak ve daha efektif oynayarak bir mücadele sergiledi. Bu iyi oyununu da golle süslemiş oldu. Maximen maksimen e, bugün e, Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Duşan Tadić, e, Sofyan Amrabat iyi oynayan oyuncu sayısı sanki fazlaydı değil mi Şenol Hoca? Evet, evet. Bugün hoca gerçekten iyi bir sürpriz yaptı kadroda. Mert Hakan'ı Samet'i ilk defa 11'e aldı. Bu arkadaşlarımız da oyuna girdikten yani oyuna başladık. İyi başladılar. Özellikle senin söylediğin gibi Mert Hakan bugün çıkana kadar sahanın yıldızıydı. Tek kelimeyle sağ tarafta o say Samuel, Taliç üçlüsü ilk yarı hatta ve hatta Mert Hakan çıkana kadar sağ taraftan Sivasspor'un en ekkin olduğu yeri orayı bozdu ve iyi oynamaya başladılar. Mert Hakan İnanılmaz bindirmeler yaptı sağ taraftan. Taliş tabi usta bir oyuncu. Onunla birlikte anlaşmak zor bir şey değil. Eğer iyi futbol oynuyorsanız. Bu arada Kadıköy'de son düdük geldi. Fenerbahçe 4-0 kazandı. Net Global Sivas Spor'u Sarıla takım 4-0 mağlup ederek puanını 26'ya yükseltti. Ve sıralamada da ikinciliğe yerleşti. Galatasaray 31 puanla zirvede. Fenerbahçe 26 puanla onu takip ediyor. Samsun Spor 3. sırada puanı 25-22 puana sahip. İkaz Eyüp Spor 4. iken 5. Beşiktaş'ın da 21 puanı var. E, bu 5 takım biraz daha böyle yukarıda kaldılar. Onlara Göztepe yaklaşmaya çalışıyor. Sivas Yenil'de 17'de kaldı. Başakşehir 16'a yaptı. Şöyle bir ikinci sıraya bakıyorum. Ee, hemen bu taraftan bakayım. Adana Demirspor ligin dibine demir attı. Hatay 6, Alanya 10, Bodrum 11. Ee, orada e, vurgulayabileceğimiz Trabzonspor 12 puanda 13. sırada. Ee, milli maç arasından önce Fenerbahçe adına önemli bir galibiyet oldu. Göztepe'de Konya Spor'u son bölümde uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Konya Spor'un da bugün iyi mücadele ettiğini, iyi oynadığını belirtelim. Kaldığımız yerden devam edelim hocam. Vallahi uzun zaman sonra Mert Hakan ve Samet'i takımda görmek taraftar içinde, herkes için de sevindirici oldu. Neden? Çünkü ikisi de oyuna iyi başladı, İyi oynadılar. Hatta hatta Samet Fenerbahçe taraftarıyla bugün barıştığını da söyleyebiliriz. Çünkü gerçekten attığı, bir de gol attı. attığı golün dışında gol attı. Golle birlikte moral motivasyonu da arttı. Oyunu da arttı. Ama e, senin de söylediğin gibi Fenerbahçe'de birçok oyuncu bugün e, gayet iyi oynadı. Bunların tabii başında uzun zaman oynamadığı için ben Mert e Akın'ı söylüyorum. Bu kadar zaman oynamayıp da ilk 11'de başlayıp böyle bir performans sergilemek her yiğidin harcı değildir. Mert Hakan'ı tebrik ediyorum. Onun yanında zaten Avramat'ı söylemeye gerek yok. Çok da güzel kendi, bir gol attı. Evet. Şimdi ben inerken görememiştim. Biraz önce e, tekrar verdi. Yani mermi gibi vurmuş. Evet. Çivi gibi çaktı resmen yani. Onun dışında Sami Maksimen bugün kendine bayağı bir alan buldu. Orada da etkili oldu. O sayı öyle söylemek iste söylememe gerek yok zaten. Her maç Fenerbahçe'nin lokomotifi. İleri taşıyor hocam. Yani çok yani önemli. Hızını abi. arttırıyor. Fenerbahçe için çok önemli. Aynen öyle. Dinamizmini arttırıyor. Ya yani <laughs> de aklıyla beraber arkadaşlarını iyi organize ediyor. Oyuna başladığı 11 çok doğruydu. İşte biz aslında bunu bekliyoruz. Elneser'in uzun süre oynaması Fenerbahçe'nin ön alan baskısını yapmakta çok büyük etken oluyor. Nitekim Sivas 90 dakika boyunca çıkarmadılar. Evet 70. dakikaya kadar endesini kaldı ama öndeki onun baskısı, dinamizmi Fenerbahçe'yi önde oynat, oynamaya sevk etti ve başarılı oldu. Ceko da girdiği son 20 dakikada elinden geleni yaptı. Zaten Fenerbahçe yapması gereken her şeyi bugün sahada yaptı. Çok güzel bir netice aldı. Taraftarıyla böyle tekrar buluştu. Çünkü Azi Akmar maçından sonra böyle bir galibiyete Fenerbahçe taraftarının da takımın da Mourinho'nun da ihtiyacı vardı. Kadıköy'den canlı görüntüler yansıyor ekrana. Az sonra yine e, hem Başakşehir Beşiktaş maçından oradan röportajlar gelebilir. Arkadaşlarımız sağda e, muhabir arkadaşlarımızdan röportaj bilgileri de geliyor. Bağlanacağız hem Başakşehir'e hem Kadıköy'e. Kadıköy'de de bugün Aziz Alkmal'in ilgisinden sonra Reha Hocam sanki hani takıma da sahip çıkan ya daha e, tamam kötüydük ama enseyi karartmayalım. Daha sezonun sonunda uzun zaman var. Takıma destek verelim havasında bir taraftar topluluğu vardı. Uzun zaman sonra bayağı da sesi gür çıkan, e, maçın içinde sürekli olan, takımı teşvik eden bir taraftar görüntüsü vardı. E, bu da önemli. Siz nasıl gördünüz? Biz tabii şimdi... Evet milli maç arasından dolayı yarına maç kalmıyor. Ama Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hele ikisi aynı anda olunca gözler öyle bir şey oldu. Şaşı gibi olduk. Bir oraya bakıyoruz, bir oraya bakıyoruz. Acaba 16-18-20 yapılamaz mıydı bu maçlar? Yani bu haftaya özel, evet takımlarımız zaten deplasmandan geliyor bir bölümü. Perşembe günü oynadılar. İşte ama hani Başakşehir'de Galatasaray Beşiktaş'la oynadığı için hani onun dönüşü de yine Perşembe. 16-18-20 olamaz mı diye insanın bir kafasına böyle bir düşüyor yani. Bu ikisi aynı saatte olmasındansa ne kadar isterseniz isteyin aynı etkinlikte bakamıyorsunuz diyeyim. Hani onu da belirtmiş olayım ve sözü size bırakayım hocam. Ben bıraktığım yerden çok kısa bir şey söyleyeyim. Kasım milli takım arası Ekim'de de aynı şekilde iki maç 19'da oynandı. Evet. Yani orada da aynısını yani ekim ayında millet takibi. Yani bir demek yok ki duruma tamam. göre tamam. bir elastikiyet gösterir. Tabii. bir esneklik olur orada olsa. Bir değişiklik gösterir. Tamam. Bir değişiklik yapmak yani akıl. Tamam. Bu kadar basit. Analitik düşünmek lazım. Kesinlikle.